Güzel yaş almak, genç görünmek, her zaman güzel kalmak artık programımızın mottosu haline geldi. Bizi yakından izleyen, takip eden sevgili izleyicilerimiz bunu çok iyi biliyorsunuz. Şimdi de bununla ilgili dermatoloji uzmanı Doktor Meltem Şentürk konuğumuz olacak. Silüet ip askılama yöntemini konuşacağız. Bakalım nasıl bir yöntem, kimler yaptırabilir, kalıcılığı nedir? Bu tarz sorularımı konuğuma yönlendiriyor olacağım. Siz de sorularınız için 0212 442 8080'i arayabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biraz da uzaktan geldiniz. Bizi kırmadınız. Antalya'dan buralara kadar geldiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Orada herhalde daha sıcaktır havalar değil mi? Evet. Ne güzel. Denize giriyoruz. Denize böyle. giriyorsunuz. Harika. Ee, biz de sizin vesilenizle buradan selamlarımızı gönderiyoruz Antalya'ya. Ve diyoruz ki e, siz silüet ip askılama yöntemini e, nerede kullanıyorsunuz? Kimlere uyguluyorsunuz? Evet. Ee, ben 2015 yılından beri e, Süleyet Soft ip askılama tekniğini kullanıyorum. E, yüzünde hafif düzeyde pitoz istediğimiz, e, sarkma problemi olan e, ya da kırışıklık problemi başlamış hastalarda yine kolajeni uyarmak için kullanıyorum. Evet Süleyet Soft bu aralar bizim aslında çok duyduğumuz yeni bir ip askılama yöntemi. E, tabii ki cildimizin yaşlanmasıyla birlikte ihtiyaçlarımız artıyor ve ameliyatsız yöntemleri olan e, yönelimler de artıyor. Bu nedenle biraz hastalarımıza, izleyicilerimize yaşlanma süreçlerimiz nasıl oluyor? Hangi aşamada ip askılama yöntemlerine başvurmamız gerekiyor? Bununla ilgili aydınlatabilir misiniz? Tabii ki. Aslına bakarsanız 20'li yaşların ortasında ciltte yaşlanma başlıyor. Öncelikle göz çevresinde. Tabii genetik farklılıklar olmakla birlikte ilk kırışıklıklar 25 yaşlar civarında başlıyor. Silüet soft ip askılamayı genellikle 30-35 yaş civarında uygulamaya başlıyorum ben. Tabii kişisel farklılıklar olabilir. Ancak ideal yaş grubu bence 30-35'lerde başlıyor. Hem kolajeni uyardığı için çizgilerin derinliğinde bir azalma, ciltte kan akışında bir artış sağlıyor. Hem de hafif düzeydeki sarkmalarda bir lifting askılama sağlıyor kesinlikle. Hangi cilt tipi daha güzel sonuç veriyor acaba bu yöntemde? Bir fark var mı cilt tipine göre farklılık gösteriyor mu yöntemin etkisi? Aslında her cilt tipine uygulanabilir. Ee, Tabi teknik bir detay ama örneğin ağır yağlı bir yüzde kullanma şekliniz aynı ipi daha farklı iken daha ince bir ciltte daha farklı bir teknikle kullanarak yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. Evet, çok fazla askılama yöntemleri aslında bu aralar çok bunda çok popüler. Ama Süleyet Soft bunlardan biraz daha farklılıklar arz ediyor galiba. Evet, evet. E, 2015 yılında FDA tarafından onay da aldı. Gerçekten hem güvenli hem etkili bir teknik. E, ben de 4 yıldır kullanıyorum severek hastalarımda. E, özellikle e, eriyebilir bir malzeme olması e, ve üzerindeki özel geliştirilmiş koni sistemiyle hem iyi bir askılama sağlıyor hem de kolajeni uyarıyor ve uzun vadede ciltte bir gençleşme sağlıyor. Yani aynı anda hem yüzü askılamaya alıp bir gerginlik sağlayabiliyoruz hem de aynı anda cilt kalitesinde artış sağlayabiliyoruz. Bu nedenle daha çok tercih ediyoruz. Kesinlikle. Yöntemlerini. Peki şöyle hastanız diyelim ki kliniğinize geldi ve ona bir ip askılama yöntemi yapmaya karar verdiniz. Bu aşamada hasta hangi süreçlerden geçiyor ve bu işlem bittikten sonra aslında hastalarımızı genellikle izleyicilerimizi en çok ilgilendiren bölüm de bu kısmı oluyor. İşlemden sonra tekrar sosyal hayata dönüş ne şekilde gerçekleşiyor? Evet. Tabii öncelikle cildin iyi bir analizi gerekiyor. Neye ihtiyacı var? Ne miktarda ip uygulamalıyız? Sağlık durumunun sorgulanması gerekir. Engel bir durum var mı? Tüm bunlar analiz edildikten sonra Tabi hastamla da konuşarak onun beklentisi de benim için önemli. Ondan sonra tamamen steril koşullarda ipi uyguluyoruz. Uygulamadan sonra hiçbir şekilde günlük hayattan kalmıyor hastamız geri. Hemen ertesi gün işine devam edebilir. Ben sadece bir 24 saat makyaj yaptırmıyorum. Mutlaka antibiyotik krem, antibiyotik tabletini veriyorum. ...hiçbir şekilde günlük hayattan geri kalmadan e, işlem yaptırabilir. İşlemi yaptırdıktan sonra etkisi ne zaman gözlemleniyor? Yani hemen bir evet. fark görülüyor mu hastada? Evet. E, ben görüyorum. Hatta yarım yüz çalıştıktan sonra hastama da aynayla gösteriyorum aradaki farkı. E, hemen bir fark var ama kolajen uyarısı için tabii ki belli bir süreye ihtiyacımız var genellikle... Ee, hastamı bir üç ay sonra mutlaka görüyorum. 3 ay sonunda o kolajen e, uyarısıyla cildin yenilenmesiyle beraber çok daha olumlu etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Peki şöyle ki biz hep her zaman şunu zaten belirtiyoruz. Kombine yöntemler her zaman daha güzel sonuç veren yöntemlerdir. Bu anlamda ip askılama, süliyet soft ip askılama ile birlikte kombin kullandığınız yöntemler var mıdır ya da yapılabilir mi? Tabii ki. Ee... Silüet soft ip askılamayı e, kaş asma amacıyla kaşları yükseltmek için kullandığımda mutlaka toksin enjeksiyonuyla kombine ediyorum. Çünkü ipin çalışabilmesi için e, fazla mimik yapmaması gerekiyor hastanın. O anlamda toksinlerden faydalanabiliyorum. E, yine çok fazla volüm kaybı varsa e, dolga ile kombine edilebilir. E, ya da çok fazla güneş hasarı vardır öncesinde bir... E, karbondioksit lazerle cilt yenileme yapabiliyorum. Dediğiniz gibi kombine kullanımlar her zaman daha başarılı. Alternatif yöntemler var mı? İp askı yerine başka yöntemlerle cilt gençleştirme ya da yüz germe yapıyor musunuz? Tabii aslında bütün amacımız zaten kolajeni tetiklemek, kolajeni uyarmak. bütün uygulamalarımızda amacımız bu lazer uygulamalarında, ip uygulamasında ee, o nedenle pek çok teknik var ama burada aslında önemli olan e, hastanın cildinin ihtiyacı. Ee, hani 20'li yaşların sonunda belki hafif bir radyo frekans ya da ultrason uygulaması ile e, bir önlem alabilecekken e, daha orta düzeyde olan problemlerde ben e, iple askılamayı tercih ediyorum. Ve genellikle de bize başvuran e, kozmetik beklentisi olan hastalarımız bu yaş grubu. Daha çok memnuniyet sağlıyorlar ip askılamadan evet. değil mi? Peki evet. sadece yüzden mi bahsediyoruz? İple düzeltilebilecek farklı bölgelerde kusurlar var mı? Örneğin gıdı bölgesi giderilebilir mi ip askılama yöntemiyle? Giderilebilir. Uygun vakalarda yine kaş asma için kullanıyorum. Elmacık kemiği ve çene hattının kontürün düzenlenmesi için kullanıyorum. Gıdı ve boyun için de kullanıyorum. Hı hı. Gayet de başarılı sonuçlar var. Ne güzel. Evet şimdi biraz önce kaştan bahsettik aslında. Ee, Birçok hastanın kaşlarının aşağı doğru eğimlenmesiyle evet. ilgili problemleri var. Ee, genellikle botoksla bu problem çözülmeye çalışılıyor ama iplerle bunların başarı oranı nasıl acaba? Ee, Süliyet soft ip askılamayla e, güzel bir kaş yükselme e, sağlanıyor. Dediğim gibi yine toksin enjeksiyonuyla da beraber ama toksinin etkisi e, 4-6 ay civarında. E, ee, silüet ipten beklentimiz 2-2,5 iki, iki yıl civarında e, kalıcılık. Onun için çok daha uzun vadeli ve e, güzel bir sonuç elde edebiliyorum. Peki yüz bölgesi için de aynı şekilde 2-2,5 iki, iki yılda bir tekrarını öneriyor musunuz? Ya da e, uygulama sıklıklarınız nedir? Evet yine tabi cildin ağırlığıyla da ilgili e, bu durum ama mutlaka hastalarımızla bağlantı halinde olup 2 e, yılları dolduğunda bir kontrole çağırıp fotoğraflarla, iki yıl önceki durumu, yeni durumu kıyaslayıp buna göre planlayabiliriz. Kaş benim çok ilgimi çekti. Yani şöyle kaşlar kaldırılınca aslında biraz da göz kapağı estetiği de olmuş oluyor değil mi? Düşük olan göz kapakları da yukarı çekilmiş oluyor. İple bunu sağlayabiliyor musunuz bu kadar kolay bir şekilde? Tabii üst göz kapağı lastikiyeti çok fazla kaybetmişse o zaman cerrahiye de yönlendirebiliyoruz. Hı hı. Aslında burada durum tamamen sarkmanın şiddeti. Ama hafif orta düzeyde olan problemlerde iple askılama gayet başarılı. Değil mi? Buna da yardımcı olabilir bence öyle düşündüm şimdi sizin anladığınızdan. Evet. Yani şey, hastaların şeyle ilgili biraz kafası karışabiliyor anladığım kadarıyla. Ee, hangi noktada e, medikal estetiğe başvurmam lazım? Hangi noktada cerrahiye başvurmam lazım? Hangi noktada ameliyatsız yüz germe tekniklerine başvurmam lazım? Bu konuda hastalarınızı nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani sizin ip askılama yaptığınız bir hastanın genel özelliği yüzüyle ilgili problemi ne olmalı? Evet. Ee, tabii bir dermatolog olarak e, hafif ve orta düzeydeki sarkma problemlerinde ip askılamayı tercih ediyorum. Yine kolajen uyarısına yanıt verebilecek e, yaş grubunda tercih ediyorum. Bir ortalama e, yaş grubu vermek gerekirse genellikle 55 yaş üzerinde ben cerrahiye yönlendirebiliyorum ileri düzeyde sarkması olan hastalarımı. Ama e, var örneğin 60-62 yaşında hastam e, ileri düzeyde değil sarkması e, ve kolajen uyarısına da yanıt verebilecek e, bir genetik yapıya sahip ve ip uyguladık 62 yaşında. Burada kişisel faktörler devreye giriyor hastanın genetik yapısı, yaşam koşulları. Bunlar önemli. Dermatoloji uzmanı Doktor Meltem Şentürk bizlerle birlikte silüet ip askılama yöntemini konuşuyoruz. Sizler de sorularınız için 0212 442 80 arayabilir veya sosyal medya hesaplarımızdan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ekranları başına yeni geçen bu yöntemin adını duyup daha önceden ilgisini çekmiş olan detaylı bilgi almak isteyen tüm izleyicilerimize tekrar anlatabilir misiniz? Hangi kusurların giderilmesinde kullanıyoruz silüet ip askılama yöntemini? Evet e, silüet ip e, tamamen eriyebilen e, bir malzeme özellikle e, kolajen uyarısı da yaptığı için ciltte e, kırışıklıkların giderilmesinde e, ve hafif düzeydeki orta düzeydeki ciltte e, yüzdeki Hı -hı. sarkma problemlerinde tercih edebileceğimiz bir yöntem. Örneğin şu yanaklar şöyle aşağıya doğru sarkıyor değil mi böyle iple toparlayabiliyorsunuz. Tabii ki. Harika <laughs> çok güzel buyurun. <laughs> Ee, onun dışında kaş askılama, Hı -hı. E, yine e, çene kontürünün belirginleştirilmesi ve boyun çizgilerinin azaltılmasında kullandığımız etkili ve güvenli bir teknik. E, şimdi ben de programın sonunda bütünsel güzellikten bahsedeceğim. Hazır Hı -hı. bir dermatolog da yakalamışken e, şu anda ekranları başındaki izleyicilerimize bir dermatolog olarak ciltlerine dair yapmalarına neyi önerirsiniz? Evet. Az önce de bahsettiğimiz gibi aslında ciltte yaşlanma süreci 20'li yaşların ortasında başlıyor. Tabii genç bir cildin çok fazla bir işleme ihtiyacı yok ama bilimsel araştırmalar göstermiş ki cildimizde oluşan kırışıklıkların yüzde sekseni dışsal faktörlerle oluşuyor. Evet genetik olarak yaşlanıyoruz. Belli bir yaşam süremiz var ve yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz. Ancak yüzde seksen dışsal faktörler etkili. Burada da en çok güneş. Yaşadığım bölge itibariyle de açıkçası bol güneşli bir şehir Antalya. Genç yaşlarda beslenmelerine dikkat etmeleri, sigara kullanmamaları, güneşten korumaları, cilt yapılarına uygun bir nemlendirici ürünle cildi dengede tutmaları önemli. İleri yaşları onları daha iyi taşıyacak. 30-35 yaşlarda artık biz biraz devreye girmeye başlıyoruz oturmaya başlayan mimik çizgiler için bir takım ameliyatsız tekniklerle yardımcı olabiliyoruz. Bütün amacımız güzel yaşalmak, uzun ve sağlıklı yaşamak. Harikasınız. Sizin de mükemmel bir cildiniz var. Evet. Ee, hem değil mi germe gerim hiç lekesiz, e, pırıl pırıl. Neler yapıyorsunuz? Biraz verseydiniz bilgisini izleyicilerimize. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsanız çok teşekkür biz ederim. onu yapalım. Peki, güney bölgede olup da değil bu mi? kadar lekesiz Aynen. olmak büyük marifet. Çok teşekkür ederim. Ben tabii ki iş dışında, sosyal hayatta güneş altında oluyorum ama her zaman tüm hastalarıma da söylediğim gibi güneş koruyucu ihmal etmiyorum. Ama e, örneğin bu mevsimde de e, D vitamini ihtiyacımız var. Bir 15 dakika güneş koruma ürünü olmadan güneşlenme de önemli. Hani güneşi de tamamen kötülemeyelim. Çok ihtiyacımız Hı -hı. var. Ama her şey dozunda olmalı. E, mutlaka e, koruma, e, aslında hep bildiğimiz şeyler. E, beslenme, spor bunların hepsi ve huzur bence, hepsi bir evet. bütün e, sağlıklı yaşalmak için, Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. En çok Da güneşten korun diyorsunuz. Her dermatoloji uzmanı gibi değil evet. mi? En önemli unsurlardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dermatoloji uzmanı Doktor Meltem Şentürk bizimle birlikteydi. Şimdi her yerde çok yaşa diyoruz. İstanbul'un alışveriş ve eğlence merkezlerinden Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Diş hekimi, protez uzmanı öğretim üyesi Doktor Çağdaş Kışlıoğlu'nu ziyaret ediyoruz.